En sevdiğim oyun türü aksiyonla harmanlanmış RPG oyunlarıdır. Devasa bir macera sunarlar, keşfedecek şeyler verirler. Bir de tüm bunların yanında ilgi çekici bir hikaye de koyarlarsa of diyorum be. İşte o zaman tam benlik bir şeye dönüşürler. Ancak bu tarz aksiyon RPG oyunlarıyla ilgili bir problem de var. Özellikle açık dünyada barındıracaklarsa bu tarz oyunları geliştirmek günümüzde büyük para istiyor. Neden abi? Uzun hikaye gerekir, bir sürü görev gerekir, farklı oynanış elementleri gerekir, karakter detayları da önemli, animasyonlar var, görsel zenginlik var. Ve bunların hepsini toplayınca da ortaya büyük bir maliyet çıkıyor, fazla çalışan gücü gerektiriyor. Yani zor iş. Rüştünü ispatlamış firmalar bile bu tarz oyunlar yaparken tökezleyebiliyorlar. Kısacası bu alanda bir ürün ortaya koyabilmek günümüzde kolay bir iş değil. Fakat buna rağmen iki tane firma var gözüme çarpan. Bu iki firma da inatla paraları çok olmamasına rağmen, bütçesi bulunmamasına rağmen açık dünya aksiyon RPG oyunu yapmaya devam ediyor. İnat ediyorlar, düşmüyorlar, kovalıyorlar. İşte ben bugün o firmaların imkansızlıklarla yapılan oyunlarına bir bakacağım. Çıkardıkları en son oyunlara bakacağım. Bu oyunlardan biri Alex 2, diğeri ise Gridfall. Bugün şu görmüş olduğunuz iki oyundan birine girişeceğim. Bu oyunları deneyeceğim platform da abi PC, konsol vesaire olmayacak. Direkt GeForce Now olacak. Biliyorsunuz Game Plus'la beraber GeForce Now Türkiye'de sunucularını açtı ve bunun üzerinden bir sene geçti. Bir senedir hayatımızda aktif olarak bulunan bir sistem bu. Hiçbir donanım gücüne bağlı kalmadan ister telefondan, ister tabletten, ister PC'den, kısacası internete erişebildiğiniz neredeyse her yerden oyun oynamanızı sağlayan bir platform bu GeForce Now. Özellikle ülkemizde bu olayın ne kadar önemli olduğu aşikar. Artık GeForce Now'ı bilmeyen duymayan da kalmadı aramızda. Yakın zamanda çıkan Dying Light 2 ve Sifu gibi oyunlar da hızlıca sisteme eklendiler. Onları da GeForce Now üzerinden oynayabiliyorsunuz. Dedim ya GeForce Now 1. yaşını kutluyor diye. Oradaki yetkililer de bana ulaştı ve dedi ki Enis, 1. yılımıza istinaden özel bir video yapalım mı? Ben dedim ki abicim yaparız, sıkıntı yok. Sonuçta oyun sistemi GeForce Now bana uygun. Ama ben Alex 2 ile Gridfall oynamayı planlıyorum. Şimdi GeForce Now'da bunlar yoktur yani. Bunu dedim ama varmış. Şaşırdım, varmış. Normalde GeForce Now gibi platformlar ne bileyim böyle hani sanki Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Assassin's Creed Valhalla, Witcher gibi görece çok ses getiren oyunlar için kullanılıyorlar. En azından öyle bir hissiyatı var bende. Çünkü bu saydığım oyunlar sistem yoran oyunlar. GeForce Now'da güzel çözüm sunuyor burada. Ama Alex 2 oynamak istersem o da varmış sistemde. Sayıcı GeForce Now oldukça fazla oyun destekliyor. Hani bunu biliyorum ama böyle niş kalan oyunların da yer alması güzel geldi. O zaman okey, bugünkü videomuzda oyunlar tamamen GeForce Now üzerinden oynanmış olacaklar. Bölüm 1. Bu firmalar neden böyle oyunlar yapıyor? Öncelikle Alex 2 ve Gridfall bir köşelerinize geçin abi. İkiniz de deneyeceğim ama sizi yapan firmalara bir bakalım istiyorum. Neden ceplerinde çok para olmamasına rağmen Witcher gibimsi oyunlar yapmaya uğraşıyorlar? Witcher gibimsi diyorum, hani kaba bir örnek. Bu anladınız hani, daha popüler diye Witcher örneği veriyorum. Yoksa hani Witcher özentisi demiyorum bu oyunlara. Tarz olarak Witcher gibimsi. Misal sen sayın firma, zamanında Gothic isimli bir RPG serisine imza attın. Witcher örneği verdik ya, işte ondan çok daha önce bu işlerdeydin. Daha Witcher'ın adı sana bile geçmiyorken sen RPG dünyasında söz sahibiydin ya. Gerçekten Gothic serisi büyük ses getirmişti zamanında. Ama sonrasında ne olduysa oldu ve battın abi. Çalışanların maaşlarını bile ödeyemedin, yokuş aşağı gittin. Bir noktadan sonra durumu hafiften toparlayıp Risen isimli yeni bir seriye başladın. Bu seride de aksiyon RPG tadında bir iş çıkardın. Çok büyük ses getirmese de, çok övülmese de kemik kitlesi aldı oyunu ve oynadı. Risen ortalamaydı eyvallah. Sonra yeni bir marka yapmak istedin. Alex isimli bir oyun yaptın. Biz dedik ki yani artık biraz daha olgunlaşmış bir oyun çıkmıştır ortaya ama yine olmadı. Ortalama bir iş kaldı Alex. Şimdi de Alex 2 yaptın. Abicim hala da ortalamadasın. Yani insanların ilgisini ekstra çekmiş bir oyun değil Alex 2. 5 oyundur bir şey deniyorsun ama bir türlü mevzuyu patlatamıyorsun. Bir türlü ustalık eserine imza atamadılar. Ama sen firma olarak inatla açık dünya aksiyon RPG yapmaya devam ediyorsun ya. Biz bu işe gönül verdik diyorsun. İşte bunun hatırına Alex 2 oynayacağım. Peki ya sen Gridfall yapan firma? Daha öncesinde pek çok farklı türde oyun yaptın onu biliyorum ama ilk kez Mars Warlocks'ta Witcher tarzı bir oyun anlayışına girdin. Aksiyon RPG'ye adım attın. Ama ortalama oldu iş. Sonrasında bir başka oyuna tekrar oturdu iş yaptın. Bu kez daha da kötü eleştiriler aldın. Ama yılmadın, bir tane daha yaptın. Ubisoft gibi bastın da bastın. 3 yıl arka arkaya çok kötü olmayan ama tam da tutmayan aksiyon RPG oyunlarına imza attın. Zorladın. Para az, çalışan az ama zorladın. Sonrasında da asıl büyük olayına giriştin. Diğer oyunlarına göre daha büyük özveri barındıran Gridfall'u çıkardın. Seni de deneyeceğim Gridfall. Daha önce denedim, saramadım ama tekrar deneyeceğim. Şimdi bu iki firma da devleşmeye başlayan oyun sektöründe kendi büyük oyunlarını yapmaya çalışıyorlar. Ve bu durum bence saygı duyulası bir durum. Normalde paran çok değilse, çalışan sayın azsa böyle bir şeye girişmez, sektörel açıdan mantıklı gelmez. Git kimden danışmanlık alırsan al derler ki bu tarz oyun yapmayın. Fakat bu firmalar bu mantığa takılmadan kendi tarzlarını yapmaya çalışıyorlar. Olmasa da tam tutmasa da devam ediyorlar. Ve satışlar da bir şekilde onlara karşılık veriyor ki inatlarından vazgeçmiyorlar. Ben de bu çabaların hakkını vermek istiyorum kendimce ya. Alex 2 ve Gridfall, size girişiyorum abi ama şöyle bir sıkıntım var. Aynı anda iki tane açık dünya RPG oyunu birden oynamak zor. Bunlardan birini seçmem lazım. Bölüm 2. Alex 2 vs. Gridfall. Hangisini oynayacağını seçmem için ikisine de birer saat şans vereceğim. Sonrasında bir tanesine yoğunlaşacağım. Hazırlık sürecimiz başlasın. Öncelikle GeForce Now üyeliğimizi alalım. Üyelik için seçeneklerimiz bunlar. Ama isterseniz ücret ödemeden de faydalanabiliyorsunuz. Tabii orada limit ve sıra durumu var. Ben direkt temiz oynamak istediğim için bir aylık aboneliği çakıyorum. Daha kısa süre denemek isterseniz burada kısa süreli üyelikler de var. Özellikle internet gücünüzün yetip yetmeyeceğini merak ediyorsanız, test etmek isterseniz bunlar güzel seçenekler. Üyelik almak oldukça basit. Aldıktan sonra ben PC'de oynayacağım için masaüstü GeForce Now uygulamasını indiriyorum. Burada diğer platformlarda nasıl oynayacağınızı gösteriyor. Uygulamaya giriş yapıyorum.
oynuyorum ve tada artık GeForce Now karşımda. Burada şu uyarıyı da yapayım, bazen karıştıranlar çıkabiliyor. GeForce Now size oyun vermiyor arkadaşlar. Sahip olduğunuz oyunları internet vasıtasıyla oynamanızı sağlıyor. O yüzden Elexic ve Gridfall'u almam gerek. Steam fiyatlarına bakalım abi. Fiyatlar ucuz değil Steam'de. Maalesef yani ucuz oyun değil bunlar. Ama artık deneyeceğiz dedik, ne yapalım? Söz ağızdan çıktı. Oyunları aldıktan sonra da GeForce Now'la alakalı en sevdiğim kısma geleyim. Oyunları direkt oynama olayı. Normalde Elexic'in boyutu 40 GB'tan fazla. İnmesini beklesem 50 megabit internetim var. Birkaç saat boyunca beklerim. Ama GeForce Now'la birlikte oyunu aldığım gibi direkt giriyorum abi. İnme falan yok yani. Direkt hani Elexic'i yazıyorum. Oyun çıkıyor karşıma. Oyna tuşuna tıklıyorum ve oyundayım. Normalde PC donanımıyla oyun oynamayı tercih etseniz bile GeForce Now'ı oyunu önden test etmek için bile kullanabilirsiniz. Mesela boyutu 60 GB olan bir oyun aldınız ama oynayıp oynamayacağınızdan emin değilsiniz. Sevip sevmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. PC inmesini de beklemek istemiyorsunuz. Mis gibi GeForce Now'dan dene. Beğenmezsen oyunu iade edersin. Başkasını alırsın yani. Zamandan kurtarmış olursun. Hani bu kafada da kullanabilirim. O yüzden aklıma geldi. Başlayalım. Elexic'i deniyorum. İlk sendeyim Elexic'i, sonra Gridfall'a geçeceğim. Şunu söyleyeyim, oyuna karşı heyecanım çok yok. Neden heyecanım yok? İlk Elexic oyununa da Risen'lere de çok bayılmamıştım. Bundan da pek umutlu değilim. Ama güzel abi, oyunun başında ekrana gelen ilk sinematik yüksek kaliteli sinematik. Böyle düşük maliyetli bir oyun için harbi sağlam seviyede sinematik kasmışlar. Okey, ana karakterimiz bu abi. İlk oyunda da bu abiydi diye hatırlıyorum. Agresif bir abimiz kendisi. Ete daha oyundayız. Oğlum sen daha güzel bir abi değil miydin sinematikte? Bu ne şimdi, böyle eblek bir şey olmuşsun? Ve ilk düşmanım. Büyük mücadeleye hazırım. Silahımsa bir boru. Boruyla kafasına vurmalı, harika bir aksiyon. Bak aksiyon dediğim budur işte. Stamina barım var. Düşmanların da stamina barı var. Vuruş hissi desen arşa çıkmış. Boruyla birilerini bu kadar güzel dövebildiğimi hatırlamıyorum başka oyunda. Bu oyun adeta boru aksiyonunda devrim yapıyor. Müthiş devrim. Yine bir sinematik girdi devreye. Bu sinematikleri bol kullanmışlar oyunun başında. Bazı oyunlar bunu yapar. Oyuncuyu baştan tavlamak için yüksek kalite sinematikleri başta harcarlar. Sinematik sonunda düşüyoruz, kurtarılıyoruz ve uyanıyoruz. Artık hikaye başlıyor galiba burada. Ya abi ama sen niye böylesin oyun içerisinde? Ya çok karikatür geliyorsun gözüme. Oyunda bir karakter yapma ekranı yok bu arada. Hani karakterimiz bu, bununla oynayacağız. Oyun burada biraz bana geçmişi anlatıyor. Bir çocuğumuz varmış galiba. Onu bulmamız gerekiyormuş. Çocuk da bu. Hani babasına bak, oğlunu al yani. Maşallah evladımız da çok tatlıymış. Aman da aman. Bir baksanıza sırtımda ne var? Jetpack var. Bak şimdi oyun 10 üzerinden 10 oldu. Şaka maka, bu jetpack olayını gerçekten sevdim. Her yere böyle yayan koştura koştura gitmektense böyle dikine dikine jetpackle çıkmak acayip keyifli geldi. Üstelik yüksek bir yerden atladığınızda abi hasar almanızı da engelliyor. Acayip sevdim ya. Tüm oyunlara böyle şeyler gelsin. Okeydir, burada Elexic'e bir nokta koyuyorum. Sırada Gridfall var. Buna da bir bakalım. Seçimimi yapacağım ondan sonra. GeForce Now'ı aç. Gridfall'u seç. Oyna de. Yükleme yok. Nefis. Mis gibi oyundayım. Maşallah kardeşim benim ya. Elexic'den sonra bu karakterim adeta bir jön. Evladım yakıyor. Üstelik karakter tasarlama da var. Kendi tipimi yapabilirim. Elexic'e nazaran grafikler çok daha rafine duruyor. Ayrıca Elexic'in kütük aksiyonuna göre burada çok daha temiz bir aksiyon var. Oyunda sınıf seçme olayı da var. Ben büyücü sınıfı seçtim. Hem silahla hem büyüyle ilerleyeceğim bir şekilde. Daha önce oyunu denemiştim kısa süreliğine ama orada Warrior oynamıştım ve sıkılmıştım Warrior'dan. Şimdi büyü denemek daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. Şehir var. Şehirde ortamımız güzel. Oyun içerisinde bol bol görev de çıktı. Daha oyunun başında bana bir sürü görev verdi. Bir şarlatanla uğraştım. Yolumu kestiler, kavga çıkarttılar, ihanete uğradım. Bunların hepsi bir iki saatte başıma geldi yani. İyi bir başlangıç bence. Teknik olarak da oyun çok daha göz alıcı duruyor. Her şey okeyse oyunumuz belli olmuş demektir. Elexic ve Gridfall arasında seçimimi yaptım. Bu videonun devamında oynayacağım oyun Elexic 2 olacak. Ya şimdi biliyorum, kağıt üzerinde Gridfall çok daha temiz bir oyun, eyvallah. Ama Elexic 2 çok daha eğlenceli ya. Abi şaka yapmıyorum, cidden çok daha fazla eğlendim Elexic 2 oynarken. İnanın Elexic 2 beni hiç beklemediğim bir yerden yakaladı. Baya baya keşfetmesi keyifli bir oyun bu. Bak abartıyor diyebilirsiniz ama bana Fallout New Vegas benzeri bir tat verdi. Hani modern RPG oyunu gibi her şeyin nakış nakış işlendiği bir oyun değil de tam old school RPG oyunlarından biri gibi. Bunu hissettiğim ilk an oyunun başı aslında. Oyun böyle elimden tutan bir oyun değil. Sizi oyunun başında açıklananı bırakıyor. Bir de oğlunu bul görevi veriyor. Sonrasında sen kafana göre takılıyorsun. Hangi görev, hangi seviyede yapılır, ilk nereye gelir falan, bunların hiçbirini söylemiyor. Bu da keşfetme duygusunu daha merak uyandırıcı kılıyor. Yine New Vegas tarzı çevresel hikaye anlatımı da var. Mekanlar size bir şeyler anlatabiliyor. Gidip bakmak istiyorsunuz. Ayrıca jetpack sayesinde bir bina görüp duruşunun tepesinde bir çıkayım dedirttiriyor. Oraya çıkınca da bir silah bulabiliyorsun böyle abi. Ben bu tarz keşif işlerini seviyorum. Gridfall ise fazla mükemmeliyetçi olmaya çalışan bir oyun. Tarz olarak farklı bir tarzı var tabii ki. Oyuncunun kafası karışsın istemiyor abi. Görevlerin yeri belli, sırası belli. Sen diyor bu görevlere git, burada kararlarını ver. Onun olayı da hikaye kurması ve bu hikayede sana seçim yaptırması üzerine kurulu. Ki bu tarz oyunları da çok severim. Sevdiğim birçok oyun bu tarzda aslında. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu tarz sizi görev ve hikaye içerisine çeken bir oyunda bunların üst düzey olmasını istiyorsun. Yani madem keşif olayından ziyade hikaye anlatımı önemli bu noktada. Öyle bir dünyadayız biz. O zaman istiyorum ki sağlam bir sunum olsun, sağlam bir hikaye olsun, içine hemen gireyim. Ve ben Gridfall denediğim 2 saatte içine çok giremedim. 5 saat ya da 8 saat oynasam elbet içine çekilebilirdim. Bazı oyunlar abi daha uzun şans ister. Ama bu video için bir seçim yapacaksam
oynasam içine çok daha hızlı girdiğim el eksikliği tercih ederim. Oyun beni yarım saatte açık dünyaya bıraktı. Sırtıma bir tane jetpack'i yapıştırdı ve dedi ki ne yaparsan yap. Ben de orada eğlenmeye başladım. Oyunda çok fazla lootlanacak, toplanacak şey de var etrafta. Üstelik bir yerde bulduğunuz bir kağıt parçası alakasız bir yerde işinize falan yarayabiliyor. Yeni diyalog penceresi açıyor. Çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesi de oyunun görevlerinin klasik yapıdan ziyade hafiften keşif duygumu arttıracak cinsten olması. Bak mesela oyunun bir noktasında bir adam görmek için bir şehre girmem gerekti. Şehrin olduğu yere geldim. Baktım şehir tepede kalıyor yamaçların üzerinde. Şimdi dedim yani yokuş çıka çıka böyle şehre ulaşmak istemiyorum. Jetpack'le direkt tırmanırım. Jetpack'i kullana kullana tırmandım da tepeye. Sonrasında oraya buraya atla derken bir şekilde şehrin surlarından içeriye adımımı attım. Kısa yol gibi oldu benim için. Ardından aradığım adamı buldum. Onunla konuşuyorum falan derken bir anda gardiyanlar geldi dibime. Senin bu şehirde ne işin var falan demeye başladılar böyle. Bana kızıyorlar. Ben de bir şaşırdım abi, görevim var dedim ya. Lan dediler, yürü başlatma görevine deyip attılar beni kapı dışarı. Bayağı şehirden kovuldum. Sonrasında kapıdaki güvenlikten sorumlu adama dedim ki abi beni niye şehirden attınız? Adam dedi ki benden izinsiz buraya kimse giremez koçum. Sakın jetpack'ini kulları tekrar girmeye çalışma. Ne zaman girersen gir fark etmez, seni hemen dışarı atarız dedi ya. Tabii bana bir kal geldi. İşin hoşuma giden tarafı şu oldu. Hani New Vegas'a benzetmemin sebebi de o biraz aslında. Mesela oyunda şehre bir görünmez duvar koymamışlar. Bazı oyunlar yapar onu. Buraya girmen yasaksa abi oraya duvar koyarlar. Sen de giremezsin. Ya da böyle şehre girersin direkt ara sahne çıkar seni dışarı atar falan. Burada ise öyle bir şey olmadı. Şehre girdim ve gezdim. İçeride gezdim de bir süre yani. Ardından gardiyanlar koşarak yanıma gelip beni dışarı attılar. Bu yüzden şaşırdım zaten. Şimdi içeri girmeye çalışıyorum, seni hayatta almam diyor. Bu durumu çözmem gerek. Ben de bu durumu çözmek için sağda solda bir gezineyim bakayım dedim. Belki bir şey duyarım, bir iş bulurum, o iş sayesinde içeri girerim falan. Yakınlarda bir çalışma kampı varmış, oraya gittim. O sırada benim ultra yakışıklı karakterim dedi ki kulaklarımı iyi açayım, konuşmaları dinleyeyim, belki bir şey öğrenirim. Tam bu cümleyi der demez abi ileride iki adam konuşmaya başladı. Biri diyor mallar alalım mı? Bak yakalanmayalım diyor diğeri. Oğlum yakalanmayız, bir şey olmaz diyor öbürü. Velhasıl gizemli bir konuşma içerisindeler. Dedim bunlarda bir iş var, henüz takipte kal. Bir anda bunlar konuşmalarını bitirip hadi gidelim dediler ve koşmaya başladılar. Ama deli gibi koşuyorlar. Ben de bir anda peşlerinden koşmaya başladım yani. Oyun bana bu noktada bir görev vermedi bunları takip et diye. Ama öyle bir denk geldi ki takip etmem gerekiyormuş gibi hissettim. Onlar önde ben arkada koşuyorum. Normalde abi böyle bir takibin ne kadar sürmesini beklersin bir oyunda? Hani yarım dakika, bilemedim bir dakika falan değil mi? Hani ne kadar uzağa gidebilirler ki? Ben de öyle bir şey bekliyorum. Bunlar gidiyor. Arada birilerini dövüyorlar böyle açık dünyada bir şeyle karşılaşıp onu dövüyorlar. Sonra yine koşmaya devam ediyorlar. Ben de peşlerindeyim. Bir dakika geçti hala devam. Sonra iki dakika geçti yine devam. Allah Allah diyorum, nereye gidiyor bu herifler ya? Üç dakika geçti, dört dakika geçti. Artık o kadar uzun süredir yolculuk ediyoruz ki. Ben de savaşlarına katılmaya başladım. Yardım edeyim ayıp olacak diye düşünüyorum yani. Sanki üçümüz beraber kaçıyor gibiyiz. Bir ara o kadar sıkıldım ki konuşayım bari dedim adamla. Hani nereye gidiyorsunuz diye bir soru varsa onu sorarım diye. Adama yanaştım. Merhaba dedim, abi bir dal varsa verir misin dedi. Adam otlakçı çıktı lan. Verdim. Yani vardı, verdim. Benden dalı aldığı gibi koşmaya devam. 10 dakika boyunca koştu. Ben de bunları 10 dakika boyunca takip ettim. En sonunda hiç görmediğim bir şehre geldiler ve şehre girdiler koşarak. Dedim sonunda nihayet bir yere vardık. Ama neresi burası hiçbir fikrim yok. Amaçlarını falan da bilmiyorum. Sonucu görmek için takipteyim. Takip bitti bitecek diye de bir hissediyorum yani. O sırada tak diye bir anda ara sahne girdi. Abi şehirde alakasız herifin teki yolumu kesti ya. Olayla alakasız ha. Hay dedim, senin Allah belanı vermesin. Baba niye kesiyorsun yolumu? Adamlar kaçıyor. Abi dedi, muhtaç çocuklara yardım topluyoruz. Sen de bir destek at. Garibanlar sevinsin. Ya kardeşim tamam da benim işim vardı yani. Sonra keserdin yolumu. Abi dedi, çocuklar yardımını bekler. Hay dedim, sana da abine de çocuğuna da herifi tersledim. Adam bozuk attı. Sen dedi çok vicdansız birisin. Sonuç ne oldu? Adamlar kaçtı. O herif yüzünden adamlar kaçtı. Bulamadım adamları. Hala daha bilmiyorum ha adamlar nereye koşuyordu acaba. Bir de üzerine girmek istediğim şehre giriş biletini de alamadım. Tekrar geri döndüm oraya. Başka bir kadın buldum yakınlarda. Kadın mevki sahibi, söz sahibi bir kadınmış. Benim için bir görev yap dedi. Görev de şehirdeki bir dükkandan eşya almak. Bak mis gibi görev. Çünkü içeri girme şansı verecek bana. Gardiyana gittim dedim, beni kadın gönderdi. Şehirdeki dükkandan bir şey alacağım. İzin ver geçeyim. Adam yine geçemezsin dedi ya. Abi dedim, görevim var. Niye almıyorsun beni? Kardeşim dedi, geçemezsin çünkü dükkanın sahibi şu anda şehirde yok. Giremezsin, bu kadar basit. Nasıl şehirde dükkanın sahibi yok? Ya görev o. Döndüm kadına. Dedim ki ablacığım sen bana görev verdin de dükkanın sahibi şehirde yokmuş. Kadın ne desin abi? Sağlık olsun o zaman dedi. Ve görev bitti orada. Oğlum bu nasıl bir görev lan yani? Hiçbir şeye bağlanmadı. Komik geldi yani, alışık olduğumuz görev yapısının dışında şeyler oluyor bu oyunda. Bir şeylerin neye bağlanacağını anlayamıyorsun ve bence bu çok keyifli. Yine başka bir şehre böyle kaçak göçek girdim jetpack'le. Bir baktım şehrin yöneticisinin oraya gelmişim. Karşımda adam oturuyor. Adamla da bir işim var. Gideyim konuşayım, işimi halledeyim dedim hazır gelmişken. Adam dedi ki sen buraya izin alarak mı geldin? Yo dedim. O zaman dedi bana rüşvet vereceksin. Ne alaka ya? Rüşvet vermezsen dedi seni kaçak girişten dövdürürüm. Oğlum bu ne biçim bir oyun ya? Parayı verdim eyvallah, adam dövdürmedi ama yine dışarı attı beni. Hem paramı al demiş mi çözmedi. Sonracıma dışarıda geziyorum, bir adam yol kesiyor, para istiyor, çocuk için değil. Diyor ki birader 250 lira ateşle de iş kurayım. Ya kardeşim bundan bana ne?
İş kurarsam sana özel mal getiririm ama diyor. İyi hadi bari deyip veriyorum parayı. Yöneticisi rüşvet ister, sokaktaki ticaret için para ister, yoldaki bir dal ister. Herkese bir şey verdik ya. Bir tek gariban çoluk çocuğa parayı vermedik. Ayıp oldu adama. Gerçi bu tipe de kim para emanet eder onu da bilmiyorum ki. Velhasıl tamamen dalga geçme amaçlı başına oturduğum, kesin sarmayacak dediğim Alex 2 beni bambaşka bir yerden yakaladı. Bak oyunun kalitesi üst düzey değil onu söyleyeyim. Bazı yerlerde diyalog yazım kalitesi falan berbat. Özellikle ciddi olmaya çalışınca oyun çok komik oluyor. Ama bazı işler vardır abi o kadar kötü ki çok eğlenceli dersin. Bu oyunda biraz o kıvamda. Bazen bunu bilerek yapıyor, bazen istemeden sizi eğlendiriyor. Mesela benim çok güldüğüm bir yer, oyunda eski karımıza denk geldim. Konuşuyorum kadınla böyle, kadın bir ara dedi ki Allah'ın kulübesinde niye tek başına kalıyorsun? Hakikaten tek başımıza kalıyorduk yani. Cevap hakkı da bende tabii burada. Ben seçeceğim cevabımı. Cevaplara bakıyorum böyle klasik cool adam cevabını görüyorum ve onu seçiyorum. İşte diyorum ki başıma gelenleri biliyorsun. Ben dertli adamım. İzole olmam gerekiyordu falan. Hani bu insanlığa nalet olsun kafasındayım. Tabii ben bunu deyince zannettim ki kadın benimle empati kuracak. İşte benim ne kadar büyük ve ulvi bir kahraman olduğumu falan hatırlatacak. Sen diyecek çok özelsin falan. Ben böyle bir şey bekliyorum. Abi kadın bir ağzını açtı. Haydi de haspam iyi ki başına bir iş geldi. Hemen gittin kulübede keko gibi izdivaya çekildin. Sanki tüm dertler seni buluyormuş gibi tavırlara girdin. Allah'ım kadın veriyor veriştiriyor. Bir utandım. Dedim haklısın ablacığım falan. Kadın sözleriyle beni dövdü. Yani oyun böyle beklemediğiniz şeyler yapabiliyor. Geleneksel yapıdan çıkıp bu hoşuma gitti. Yoksa altını çiziyorum. Üst düzey bir oyun değil Alex 2. Zaten oyunla alakalı olumlu olumsuz bir sürü bakış olmasının sebebi de bu anlattığım olaylar. Ama tabii çok pozitif gittim. Oyunun ölümcül kusuruna hiç değinmedim. Aslında oyunda bir tane ölümcül kusur var benim için. Ya bu çok deli olduğum bir şey. Oyundaki aksiyon çok kötü ya. Bak oyunun dünyasıymış, göreviymiş, bunlara bir şekilde kafa yorulmuş. Hiç küçümsemiyorum, cidden emek var burada. Ama arkadaşım oyunun aksiyon mekaniklerini stajyerlere mi yaptırıyorsunuz ya? Önceki oyunlarınızdan bile kötü bir aksiyon çıkarmışsınız ortaya. Allah aşkına şu insanlarla olan dövüşler rezilliği nedir abi? Animasyonlar inanılmaz küt. Hareketlerimiz ne zaman devreye girecek anlamıyorsun. Ne vurduğundan ne yediğinden bir alt anlıyorsun. Çok kötü kardeşim. Bak vasat ortalama demiyorum. Kötü diyorum direkt. Abi keşke hiç aksiyon koymasaymışsınız içine ya. Gerçek zamanlı aksiyon yapamıyorsanız tarz değiştirin. Ne bileyim sıra tabanlı bir oyun yapmayı deneyin. Daha Kenshi tarzı bir şey yapın. Altından kalkabileceğiniz, bütçenizin yeteceği, bizim de oynarken eğlenebileceğimiz başka bir kurgu çıkarmaya çalışın ya. Bu inat nedir yani? Harbiden oyunla alakalı en berbat hissettiğim yer bu aksiyon kısımları oldu. Ama ona rağmen oynayacağım çünkü dünyası beni eğlendiriyor. Harbiden özgür bir havası var. Umarım bunu oyunun ilerleyen saatlerinde de koruyabiliyordur. Tavsiye eder misin diye sorarsanız eğer RPG yönleriyle işli dışlıysanız evet bir bakın. Oynayacak bir şeyinizin kalmadığı bir dönemde bence bir göz atın Alex 2'ye. New Vegas var, özgür bir hava var burada. Hoşuma gitti benim. Ama dediğim gibi üst düzey bir kalite beklemeyin. Firmanın daha önceki oyunları Alex 1 ve Risen'leri de oynamıştım ben ama onlarda bu özgürlüğü hissetmemiştim. Belki ben kaçırmışımdır o kafada oynamadığım için. Oyunu böyle kurcaladıkça kurcalayasım geliyor. Gridfall'a da Alex 2'den sonra tekrar bir şans vereceğim ama şimdilik Alex 2 kazanan taraf. GeForce Now deneyimi. Valla muhabbetten de anlayacağınız üzere Alex 2 oynarken hiç GeForce Now'da oyun oynuyormuş gibi hissetmedim. Yani böyle internetten oynuyorum, internetim düştü galiba gibi bir hissiyatım olmadı. Ki öyle nefis bir internetim de yok, dalgalı bir internetim var. Çok nadir böyle arada büyük FPS düşüşleri yaşadım. Hani anlık böyle düştü geldi. Ama genel olarak stabil bir 45-60 FPS arası performans aldım. Konsept olarak donanıma bağlı kalmadan bu şekilde oyun oynayabiliyor olma fikrinden hoşnutum. Alternatifin olması her zaman iyidir. Oyun indirmeyi beklemeye gerek kalmaması olayını da çok sevdim. Direkt girip oynamak istediğim oyunları denemek için güzel bir tercih. Siz de sitesine bakarak desteklediği oyunları inceleyebilirsiniz. Game Plus ile güçlendirilmiş GeForce Now'ı denemek, bakmak, kurcalamak isterseniz linkimiz açıklama kısmında. Tekrardan 1 yaşında olduran platforma iyi ki doğdun diyorum. Görüşmek üzere.